Arkadaşını ziyarete giden gençlerin yaşadığı korkunç olay üniversitede çok iyi arkadaşlarım oldu. Bunlardan bir de Emre'ydi. En samimi arkadaşlarımdan birisiydi. Okul bitince köyüne dönmüştü. Sık sık telefonlaşırdık. Bir akşam evde ailece otururken Emre aradı. Emre ile genelde uzun konuştuğumuz için odama geçtim. Yarım saat konuştuktan sonra Emre beni köylerine davet etti. "Sinan'ı da al gel buraya." dedi. Sinan benim çocukluk arkadaşım sayılırdı. Aynı üniversitede okuduğumuz için Emre ve Sinan birbirlerini tanıyorlardı. Aslında gitmem için bir engel yoktu, çalışmıyordu. Biraz daha konuştuktan sonra kapatıp Sinan'ı aradım. "Emre bizi köyüne davet ediyor." dedim. Sinan da bu duruma sıcak bakmıştı. Sinan'ın ailesi de memlekete gideceği için tek kalacaktı. Bu onun için de iyi olacaktı. Kararımızı vermiştik. Emre'nin davetini kabul edip onun köyüne gidecektik. Bir hafta sonra Sinan'la otobüse binip yola koyulduk. Çok uzakta sayılmazdı. Otobüsle iki buçuk saatlik bir yoldu. Emre bizi ilçe otogarından aldı. Köylerine doğru ilerlerken etrafı izledim. Çok güzel bir yerde. Şehirdeki beton yığınlarından sonra her yeri yeşil içinde görmek insana huzur veriyordu. Köye gelmiştik. Emrelerin evi iki katlı ve klasik bir köy eviydi. Biz evin önüne gelince evden bir kız çıktı. Ellerini birbirine vurarak geldiler diye bağırmaya başladı. Olduğu yerde durup çocuk gibi bizim gelmemize seviniyordu. 20'li yaşlarındaydı. Akli dengesinin yerinde olmadığı çok belliydi. Bu özel insan bizi böyle karşılamıştı. O arada Emre'nin annesi geldi. İçeri girince Emre'nin annesi: "İnşallah Fatma'nın size karşı bir kusuru olmamıştır. Olduysa affola. Rabbim onu böyle yarattı. Bazen ne yaptığını, ne dediğini bilemiyor." dedi. Hiç kusuru olmamıştı. Bunu söylemesine bile gerek yoktu. "Ne kusuru teyze? Asıl siz kusura bakmayın." diye karşılık verdik. Emre kardeşinden hiç bahsetmemişti. Köy hayatını bilmediğim için her şey çok garip ve güzel geliyordu. Yediğimiz yemekler bile bambaşkaydı. Hayatımda yediğim en lezzetli yemeklerdi. Her şeyin böyle güzel gideceğini düşünüyorduk ama öyle olmadı. Geç saatlere kadar sohbet ettik. Sonrasında bizim için ayrılan odaya geçtik. Üst kattaydı. Yorgun olduğumuz için hemen uyuduk. Sabah kahvaltı yaparken Emre bizi bir yere götüreceğini söyledi. Gezmek için gelmiştik zaten. Öğlene doğru yemek malzemelerini arabaya koyduk. Köyden biraz uzakta bir yere gelmiştik. Çok güzel bir yerdi. İki dağın ortasında bir dere kenarıydı. Yemeklerimizi yedikten sonra gezintiye çıktık. Emre etrafı gezdiriyor ve bize tanıtıyordu. Sonrasında kayalıkların olduğu bir yere geldik. Dağın tam dibindeydi. Bir tane mağara vardı. Dere çok yakınından geçiyordu. İlk bakışta küçük bir mağara sandım. Yanına gittiğimde büyük ve ucu görünmeyen bir mağara olduğunu anladım. Konuştuğumuz her şey yankı yapıyor ve bizim hoşumuza gidiyordu. Biraz ileriye gidip küfürler edip yankılanmasını dinledik. Sinan yerden taş aldı ve mağaranın içine doğru fırlattı. Mağaranın duvarlarına çarparak giden taşın sesi bile hoşumuza gidiyordu. Çocukça ama çok zevkli bir şeydi. Sonrasında oradan ayrılıp etrafı gezmeye devam ettik. Neredeyse akşam olmak üzereydi. Çok yorulmuştuk. Arabanın yanına gelip oturduk. Plansız hareket ediyor ve ne zaman döneceğimize de karar vermemiştik. Otururken Sinan şunu söyledi: "Buralara her zaman gelemiyoruz. Akşam yemeğinde burada yiyelim. Nasıl olsa malzememiz var. Ne zaman sıkılırsak o zaman döneriz." dedi. Emre de bunu onayladı. Benim için de sorun yoktu. Ben de burayı sevmiştim. Saat 9 olmuştu. Semaver yakacaktık. Sinan semaveri yakarken eliyle bir yeri gösterip Emre şu ileride ateş yanan yer neresi dedi. Uzaktaydı ama ateşin yandığı çok belliydi. Emre biraz baktıktan sonra karanlık olduğu için tam bilmiyorum ama bugün gittiğimiz mağaranın tarafları olmalı dedi üzerinde durmayıp sohbete devam ettik. Emre ateş yanan yere odaklandı. Ne olduğunu soracaktım ki. Bir anda saat geç oluyor gidelim dedi. Bunu o ateşe bir süre baktıktan sonra söylemişti. Bu yüzden sorun çıkabileceğini düşünüp ayağa kalktım. Bir şeyler olmuştu Emre ve malzemeleri toplamaya başladık. İçime ufak da olsa bir korku düşmüştü. Emre'yi suskun bir hal almıştı. Sebebini bilmiyorduk. Ama telaşlı bir şekilde toparlanıp arabaya bindik. Arabada ilerlerken bir süre kimse konuşmadı. Dayanamayıp Emre bir şey mi oldu? Neden telaşlı toplandık? Neden suskunsun diye sordum. Emre ise başım ağrıdı. O yüzden konuşmuyorum. Hem saat geç oldu. Daha fazla durmanın anlamı yok. Hava serinlemeye başladı. Hasta olmaya gerek yok. Bu yüzden acele ettim dedi. Konuşması beni tatmin etmemişti. Çünkü hava çok sıcaktı. Bir şeylerden kaçar gibi toplanmıştık. Arka koltukta oturan Sinan'ın hiç sesi çıkmıyordu. Arkaya doğru döndüğümde Sinan başını geriye yaslamış, ağzı yarı açık uyuyordu. Yorgun olabileceğini düşünüp uyandırmadım. Evin önüne geldiğimizde uyandırmak için Sinan'ın bacağına dokundum. Dokunduğum anda sıçrayarak uyandı. Etrafına bakındı. İyi misin Sinan? Eve geldik dediğimde hiçbir şey söylemeden arabadan indi. Bir gariplik vardı ama ne olduğunu bilmiyordum. Eve doğru ilerlerken Emre'nin kardeşi Fatma kapıyı açtı. Güler yüzle açmıştı kapıyı ama bir anda yüzü asıldı ve içeriye doğru koştu. Koşarken "Geldiler!" diye bağırıyordu. Sinan'la beraber üst katta bize ayrılmış olan odaya çıktık. Uyku için hazırlanırken Sinan Tuvalete gidiyorum dedi. Tuvalet alt kattaydı. Sinan tuvalete gitmek için odanın kapısını açtı ve durdu. Bana dönüp "Sen de gel" dedi. "Benim tuvalet ihtiyacım yok" dediğimde, "Korkuyorum" dedi. Gülmeye başlamıştım. "Neden korkuyorsun?" diye sordum Sinan'a. Sinan ise, "Sana bir şey anlatacağım. Önce tuvalete gitmem lazım. Neden korktuğumu anlayacaksın" dedi. Sinan'la birlikte alt kata tuvalete indik. Sinan İhtiyacını gördükten sonra üst katın merdivenlerine doğru ilerlerken odanın birinden konuşma seslerini duyduk. Emre ve annesinin sesiydi. Annesi Emre'ye ''Oğlum kafayı mı yedin sen? Oraya neden gittiniz?'' dedi. Emre ise ''Vallahi aklımdan çıkmış anne. Unutmuşum. Hiç aklıma gelmedi. Sonradan kafama dank etti. Buraya gelince de Fatma söyledi. Şimdi ne yapacağız?'' dedi. Annesi İnşallah bir şey olmaz diyerek konuyu kapattı. Sinanla öylece durmuş konuşmayı dinliyorduk. Sinan kolumdan tutup beni merdivenlere doğru çekti. Hızlıca odaya geçtik. Sinanla annesinin bu konuşması bizi hem meraklandırmış hem de korkutmuştu. Sinan ise olayı çözmüş gibi bana bir şeyler anlattı. Bugün arabada gelirken bir rüya gördüm. Aslında rüya mı, gerçek mi? Ondan bile şüpheliyim. Bugün gittiğimiz yerde ateş yanıyordu. Emre durgun bir hal aldı. Ben arabaya bindiğimi bile hatırlamıyorum. Siz arabaya bindiniz. Beni orada bırakıp gittiniz. Arkanızdan koşmaya başladım. Beni arkamda kovalayanlar vardı ama insan değillerdi. Değişik varlıklardı. Hem onlardan kaçmaya hem de size yetişmeye çalışıyordum. Sonrasında arkamdan bir el beni tuttu. Beni tutan şeye doğru dönecektim ki kendimi arabanın içinde buldum. Sen bana dokunuyor ve benim adımı söylüyordun. Biraz önce Emre ve annesinin de konuşmasını duydun. Neden gittiniz diyordu. Emre bütün gün yanımızdaydı. Bugünkü gittiğimiz yerden bahsediyor. Orada bir şeyler vardı. Benim bugün gördüklerim hiç normal değil. Biraz önce onları da duydun dedi. Gariplik olduğu kesindi. Emre Aniden suskun bir hal almıştı ve apar topar dönmüştük. Sina'nın korkusu gözlerinden belli oluyordu. "Uyuyalım. Sabah Emre'ye sorarız." diyerek konuyu kapattım. Aslında konuştukça korkuyordum. Bu yüzden konuyu kapatmıştım. Çok zor uyumuştum. Birkaç saat sonra Fatma'nın sesiyle uyandım. "O gidiyor. Yakaladım." diye bağırıyordu. Ses dışarıdan geliyordu. Camdan dışarıya baktım. Şok olmuştum. Fatma, Sina'nın kolundan tutmuş. Sinan ise kurtulmaya çalışıyordu. Koşarak aşağı indim. Benden önce Emre ve annesi dışarıya çıkmıştı. Sinan, gözleri kapalı bir şekilde gitmeye çalışıyordu. Emre'nin annesi, "Sıkı tutun." dedi. Emre'nin annesi bir şeyler okuyup Sina'nın yüzüne üflediği anda Sinan kendini yere bıraktı. Biz de bırakmıştık. Düşmenin etkisiyle gözlerini açtı. Hiçbir şeyin farkında değildi. Fatma ise ben onu yakaladım. Onu götürmeye geldiler diye tekrarlıyordu. Eve girmiştik. Emre ve annesinde mahcubiyet vardı. Misafir olduğumuz için soru sormaya çekiniyordum. Biz sormadan Emre'nin annesi anlatmaya başladı. Çocuklar korktuğum başıma geldi. Size anlatmam gereken şeyler var. Siz mağaraya gitmişsiniz. O mağara hayırlı bir yer değildir. Aslında Emre bunu biliyordu ama unutmuş. O mağarada diğer alemden varlıklar yaşıyor. Emre'nin aklına geldiği anda sizi eve getirmiş ama yaptıklarınızda da anlattı. Muhtemelen onlara zarar vermişsiniz. Onlar da peşinizden gelmişler. Kızım Fatma değişik biridir. Bizim görmediğimizi o görebilir. Akşam siz geldiğinizde sizinle beraber o cinleri de görmüş ve Emre'ye söylemiş. Emre de bana anlattı. Sizi korkutmamak için söylemedim. Ama biraz önce olanları gördünüz. Allah'tan Fatma tuttu. Yoksa neler olacağını tahmin bile edemezsiniz. Olan oldu. Ne diyeceğimi ve ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Anlattıkları karşısında nefesim kesilmişti. Biz cinlerle dolu bir mağarayı taşlamış ve bağırıp küfürler etmiştik. O cinler peşimize takılmış bize musallat olmuştu. Bana şu ana kadar bir şey olmamıştı ama Sinan'ı götürmeye çalışmışlardı. Fatma olmasaydı kim bilir neler olacaktı. Hepimiz suskun bir şekilde otururken çocuklar beni yanlış anlamayın bu saatten sonra burada kalmanız sizin için hiç iyi olmaz. Ne kadar uzak olursanız o kadar iyi olur dedi. Emre içten içe kızıyordum ama yüzüne söyleyemiyordum. Sabah olduğunda Emre bizi otogara bıraktı. Bize karşı çok mahçuptu. Emre ile vedalaşıp otobüse bindik. Yaşadığımız şehre gelmiştik. Ama içimdeki korku devam ediyordu. Sinan'ın o halinden sonra ondan da korkmuştum. Kendi evimdeki ilk geceyi korkarak geçirmiştim. Ama sorunsuz geçti. Aradan iki gün geçince rahatlamıştım. Hiçbir şey olmamıştı. O gün Emre beni aradı. Sesi çok kötü geliyordu. Sinan burada dediğinde bir şok daha yaşadım. Neden geldi yanınıza? Ne oldu dediğimde durumu kötü galiba. Kendi iradesiyle gelmedi. Neden geldiğinden ziyade nasıl geldiği daha önemli. Geldiğinde üstü başı parçalanmış, çok kötü bir durumdaydı. Bu sabah bizim kapının önünde baygın bulduk. Şimdi kendinde ama çok korkuyor. Hiçbir şey hatırlamıyor buraya gelip ona destek olursan çok iyi olur dedi. Bu nasıl olurdu? Bir gecede bunca yolu nasıl giderdi? Sinan'ın ailesi memleketlerindeydi. Durumdan haberleri yoktu. Telefonu kapattıktan sonra bizimkilere yalan söyleyip evden çıktım. Otogara gidip otobüse bindim. Aslında gitmek istemiyordum. Fakat Sinan'ı yalnız bırakmak doğru değildi. Daha kötü bir şey olursa vicdan azabı çekecektim öyle korkuyordum ki otobüsten inip geri dönmeyi bile düşündüm. İki buçuk saat sonra gelmiştim. Emre beni otogardan aldı. Sinan'ın durumu iyi değil diyordu. Oraya vardığında Sinan ağlayarak boynuma sarıldı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok yorgunum dedi. Herkes çaresizdi. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Akşam olmuştu. Sinan ile yine aynı odada kalacaktık. Olanlardan sonra Sinan'la aynı odada kalmaya korkuyordum. Yanımızda kimse yokken Emre'ye "Korkuyorum." dedim. Emre bana ilginç bir şey söylemişti. "Korkma. Fatma sabaha kadar uyumuyor. Aksi bir durum olursa o bizi uyandırır. Sizin kapınızda bekleyecek." dedi. Hiçbir şey söyleyemedim. Odaya girip yatağıma yattım. Şu an için sorun yoktu. Yatağıma yatmıştım ama uyuyamıyordum. Sonrasında gözlerim kendiliğinden kapandı uykusuzluğa daha fazla dayanamadım. Fatma'nın sesiyle gözlerimi açtım. Oda karanlıktı ama odanın ortasında Fatma'yı görebiliyordum. Gidin buradan diye bağırıyordu. Ben uyandığımda ışığı aç diye tekrarlamaya başladı. Tam konuşamıyordu. Işığı açtığım anda odanın camı tuz gibi dağıldı. Sinan ise öksürmeye ve derin nefes almaya başladı. Fatma odanın ortasında pencereye doğru bakıyordu. Biraz sonra Emre ve annesi odaya girdi. Fatma ise gittiler dedi. Annesi Sinan'a dualar okudu. Bu işin sonu ne olacak? Böyle devam edemezdi. O cinlerin amacı neydi? Önceki gelmemde misafirdim. Ama şimdi kendimi misafir olarak görmüyordum. Onlar beni çağırmış ve beni bu işe sokmuştu. Benim korkumdan başka sorunum yoktu. Emre ve annesine bu işin sonu ne olacak? Sinan'ın durumu düzelmeyecek mi? O mağarada onların olduğunu nasıl unutursun? Beni buraya ne için çağırdınız? Kusura bakmayın ama bunun çaresini bulmak size düşer. Biz böyle şeylerden anlamayız ve bilmeyiz dedim. Suskunlukla cevap verdiler. Sinan ağlıyordu. O esnada Fatma, ona vurdular ve dövdüler dedi. Vücudu mosmor olmuştu. O an aklıma bir şey geldi. Fatma özel bir insandı. Ama diğerlerinden çok farklıydı. Göz perdesi açıktı. Fatma'ya döndüm ve "Onlar ne istiyor? Neden Sinan'a bunu yapıyorlar?" diye sordum. Fatma ise "Bilmiyorum." diye karşılık verdi. "Öğrenebilir misin?" dediğimde Emre araya girdi. "Kardeşimin durumunu görüyorsun. Onu bu işe karıştırma." dedi. Asabi bir şekilde söylemişti. Ben de sinirlenmiştim. "Sen neden bizi bu işe karıştırdın? Neden bizi oraya götürdün?" Belki de bilerek yaptın diyerek çıkıştım. Aslında bilerek yapmadığını biliyordum ama kendi kardeşini korumakta haklıydı. Emre'nin annesi: "Evladım, Emre haklı. Kızımı karıştırmayalım." dedi. Aynı cevabı ona da verecekken Fatma koşarak odadan çıktı. Emre de annesi de arkasından gitti. Fatma koşarken "Öğreneceğim. Onu kurtaracağım." diye bağırıyordu. O an pişman oldum. Tek başına nereye gitmişti? İçimde büyük bir pişmanlık duygusu oluşmuştu. Emre yanıma gelip, başına bir şey gelirse, sorumlusu sensin. Onun göz perdesi açık ama ne yaptığını bilmiyor. Durum ortada. Sizi ben bu duruma soktum. Sen de kardeşimi bu işe soktun dedi ve odadan çıktı. Annesi de gelmişti. Pişmanlık bütün bedenimi kaplamıştı. Annesine kusura bakmayın, böyle olacağını bilemedim. Fatma'ya sadece sormak istedim. O da Hemen gitti dedim. Annesi ağlayarak Fatma gitti. Ya hiç gelmeyecek ya da geldiğinde sizi kurtaracak. Fatma'nın birilerini koruma ve merhamet duygusu çok yüksektir. Ucunda ölüm bile olsa yardım eder. İnşallah hayırlı bir şekilde döner dedi. Sabaha kadar Fatma'nın gelmesini bekledik. Emre evin içindeydi ama nerede olduğunu bilmiyordum. Sinan ve Emre'nin annesi benim bulunduğum odadaydı. Annesi başını koltuğa koymuş ve uyuyakalmıştı. Sabah ezanı okunuyordu. Her yerde kırılmış cam parçaları vardı. Olanlardan sonra kırılan cam parçalarını temizlemek aklımıza gelmemişti. Ezan okunduktan bir süre sonra pencereden dışarıya baktım. Fatma'yı görünce çok sevinmiştim. Bahçedeki ağaçların dibine çökmüş, kollarını bağlamış öylece duruyordu. Annesini uyandırıp Fatma geldi dediğimde koşarak dışarı çıktık. Yukarıdan net bir şekilde görememiştim ama ağaca yaslanmış uyuyordu. Öyle masum bir hali vardı ki duygulanmış ve gözlerimde olmuştu. Annesi besmele çekip Fatma'ya dokundu. Gözlerini açtı. Kızım neden eve gelmedin dediğimde onlara güvenmiyorum. Burada bekledim dedi. Fatma'nın sağ salim gelmesi beni vicdan azabından kurtarmıştı. İçeri girdiğimizde annesi Nereye gittin kızım diye sordu. Fatma'nın bir anda yüzü güldü. Onlarla konuştum. Bebekleri öldü. Onlara bebek kurban vereceğiz. Kurtulacaklar dedi. O mağarada cinlerin bebeğini öldürmüştük. Bizden bebek istiyorlardı. Bir bebeği onlara kurban veremezdik. Ama Fatma'nın yüzü gülüyordu. O an sesli düşündüm. Bunu yapamayız dedim. Fatma ise yapacağız dedi ve kalktı. Yavaş adımlarıyla evden çıktı. Biz de arkasından gittik. Ahıra girdi, keçiyi gösterdi ve kurban dedi. Fatma'nın durumu belliydi, akli dengesi yerinde değildi. Ama nedense ona çok güveniyordum. Onun konuşmalarını tam olarak anlayamıyordum. Emre ve annesi daha iyi anlıyordu. Keçiyi onlara verecektik. Bunu Sinan yapacaktı. O gece saat birde o mağaraya gittik. Fatma ne yapacağımızı annesine anlatmış. Annesi de bize anlatmıştı. Ortam çok korkunçtu. Mağaranın gerisine bir çukur kazdık. Çukurdan kemik çıkacak demişti. O kemiği görünce Sinan'la keçiyi yatırdık ve Sinan keçiyi kesti. Oluk oluk kan akıyordu. Kan çukura doldukça kemik kanın üzerinde kalıyordu. O anda mağaranın derinliklerinde şimşek çakar gibi bir ışık patlaması oldu. Sinan kana parmağını batırdı ve tam alnının ortasına sürdü. Bunu yaptığı anda mağaranın içinden taş sesleri gelmeye başladı. Biraz sonra da taşların kendileri gelmeye başlamıştı. Hızla oradan uzaklaştık. Eve geldiğimizde Fatma bizi karşıladı. "Sabah olsun bitecek." dedi. O gece Fatma sabaha kadar kapının önünde bekledi. Sabah olduğunda her şey bitmişti. Sinan cinlerin bebeğini öldürmüştü. Cinler de Sinan'ı öldürecekti karşılığında kurban istediler. Fatma'nın sayesinde belaya daha fazla batmadan kurtulduk. Bu olay bizde çok derin izler bıraktı. O günden sonra Emre ile hiç görüşmedik ama Fatma'ya sürekli dualar ettim. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Sinan. Şantiyede bekçi olarak çalışıyorum. Uzun süre iş aradıktan sonra aileme yük olmamak için bu işe girdim. Bu işi bile şantiyede çalışan akrabamız sayesinde buldum. İşim yatılı olduğu için bana cazip geldi. İmkanları da günümüz şartlarına göre gayet iyiydi. Evde ailemle helalleştikten sonra iş yerimin bulunduğu şehre yol aldım. Uzun süren sıkıcı yolculuktan sonra bana yabancı olan bu şehirde kendimi yalnız hissettim. Bu işi bulmamda bana aracı olan akrabamız Gündüz çalışan kişinin numarasını atmıştı. Telefonla aradım. Ben geldim dedim. Telefondan konum atmasını istedim ama abinin akıllı telefonu olmadığı için yeri tarif etmekle yetindi. Nereden nasıl gideceğime kadar anlattıktan sonra ona geleceğimi söyleyip telefonu kapattım. O tarif ederken aklımda belli başlı şeyler kalmıştı ama tam olarak anlamış sayılmazdım. Soru soru bir şekilde otobüsleri, Oradan gideceğim yeri buldum. Elinde bir valizim vardı. Onu da neredeyse geldiğim otobüste unutuyordum. Sağ olsun benim gibi diğer yolcular beni uyardı. Son anda başıma iş almaktan kurtuldum. Buraya gelene kadar saatler geçmişti. İki büyük çinko ile kaplanmış kapının önünde durdum. Etrafa baktım. Bayağı geniş, etrafında az olmasa da çok da ev olmayan bir yerdi. Telefon açıp abi aradım. Abi ben kapının önündeyim dedim. Geliyorum dedikten sonra 5 dakika geçti. Kapıyı açtı. Kusura bakma kardeşim. Yemek yiyordum. Bu arada adım Adem dedi. Ben de Sinan abi. Memnun oldum dedim. Düştüm peşine. Aç mısın dedi. İlk başta utandım ama açlıktan bitap düştüğüm için hızlıca bu halinden sıyrıldım. Açım abi dedim. Telefonla bir yeri aradı sipariş verdi. O süreçte konuşmaya başladık. Bana sırayla anlatmaya başladı. Kardeşim ilk olarak yemek işini anlatayım. Aylık bir miktar yemek parası veriyorlar. Ya siparişle harcarsın ya da malzeme alırsın. Şu küçük dolaba koyar kendin hazırlarsın. Benim tavsiyem kendin hazırlaman. Zaten gececiler hep kendi yapıyor. Sen de alışırsın. Hem böylece yemek parasından da para arttırırsın. İkinci olarak haftada bir gün 24 saat nöbet tutuyoruz. O günlerde bir sen izinlisin bir ben. Bu günler içinde ekstra ücret alıyoruz. Arkada bir konteyner daha var. Orada çay demleyip yemek yapıyoruz. Şu binaların arkasında bize ait duş alacağımız tuğladan örülme bir yer var. Hem tuvalet hem banyo. Bak unutma sadece bize ait. Başka kimseyi sokma. Yemeğin bitsin birlikte çay içelim. Daha sonra ben sana gezdireceğim burayı dedi. Bir yandan yemek yiyordu. Bir yandan nerelsin? Yaşın kaç? Evli misin bekar mısın diyordu. O soracaklarını bitirdiğinde beni alıp şantiye alanını gezdirmeye başladı. Bu sefer soruları ben soruyordum. Abi nelere dikkat etmeliyim? Birisi gelirse ne yapayım? Şöyle olursa ne olur? Böyle olursa ne olur gibi sorular sordum. Her şeyi anlattı. En sonunda can alıcı bir şey söyledi. Cümle arasında yaşayandan korkma, diğerlerinden kork gibi espri mi gerçek mi olduğunu anlamadığım bir şey dedi. Akşam 8'e kadar beraber kaldık. Arkadaki konteynerde iki yataklı ranza vardı ama abi ben gidiyorum dedi. O gidecekken abi sen nereye arkada yatmayacak mısın dedim. Kardeş ben buralıyım sabah erken gelirim dedi. Etrafta tuğla Demir kum olduğu için gece gezerken dikkat etmeliydim. Uyumadığım için ilk gece aşırı zorlandım. Bir çıtırtı bir takırdı gelse, hırsız mı geldi diye dışarıya fırlıyordum. Telefondan film açıp zaman geçsin diye uğraştım ama ilk günün stresiyle ne film izledim, ne de başka bir şey yapamadım. En sonunda iki sandalye çektim. Birine oturdum, diğerine ayaklarımı uzattım. O kadar paranoyak oldum ki. İlk günden yanlış işe girdiğimi düşünmeye başladım. Çay, kahve içe içe sabah ettim. Sabah Adem abi elinde poğaçalarla geldi. Bana bakıp, kardeşim gözlerinin içi kıpkırmızı olmuş. Sen geç yat. Bir vukuat var mı dedi. Yok abi her şey olduğu gibi. Ne gelen ne giden oldu. Deyip onun yanından ayrılıp yatacağım yere gidip ranzamı hazırladım. Zaten tek kalacağım için ikinci katı aldım. Kafamı koyar koymaz uyumuşum. Uyandığımda akşam olmuştu. Saat yedi felandı. Fena şekilde acıkmıştım. Dolabı açıp baktığımda pek fazla bir şey yoktu. Adem abinin yanına gidip ''Abi sen gitmeden ben bir markete gideyim.'' dedim. Tamam dedi. Yerini tarif etti. Kahvaltılık şeyler aldım. Biraz da çorba gibi hızlı yapılabilecek yemek malzemesi aldım. Dönerken yolda etrafa baka baka geldim. Aslında pek tekin denilmeyecek bir yer sayılırdı. Ellerimi dolu görünce Adem abi iyi yapmışsın kardeşim. Benim de aklım sende kalıyordu dedi ve ekledi. Ben çay kalamayacağım. Çayını demledim. Ben gidiyorum diyerek ayrıldı. Yemeğimi yedikten sonra geçip dışarıda oturmaya, telefonla takılmaya başladım. Gece saat 3 gibi inşaat halindeki binadan ses gelmeye başladı. İçimden Allah Allah bu 3 metre duvarı kimsesizce aşıp girecek dedim. Ses kendini tekrar edince elime demir bir çubuk aldım. Feneri de alıp binaya çıkmaya başladım. Resmen üst katlardan ses geliyordu. Ben çıktıkça daha da yukarıdan geliyordu. En sonunda korkudan yarıdan döndüm. Nasıl olsa uçamazlar. Hırsız ya da madde kullanan birisi ise buradan geçer deyip sandalyeyi merdivenlerin dibine çektim. Sabaha kadar çay kahve içmeden orada öylece bekledim. Öfke ve sinir içindeydim. Resmen fısır fısır konuşma sesleri geliyordu. Sesler iki kat yukarıdan geliyordu ama gittiğimde benimle beraber ses de hareket ediyordu. Sabah beni orada görünce Adem abi hızla yanıma geldi. Ne oldu kardeş? Hayırdır? Bir durum mu var dedi. Durumu anlattım. Tedirgin oldu ama bir şey demedi. Benimle beraber altı kat binaya çıktı. Bir yandan çıktığımız yeri bir yandan da Yandaki binaya bakıyorduk. Ne insan ne de başka bir hayvan vardı. Yerlerde iz bile yoktu. Emin olduktan sonra indik. Bir saat kadar muhabbet ettik. Önceki güne nazaran iyi haldeydim. Adem abi sürekli kendine dikkat et. Birini görürsen üstüne atlama, saldırma, canını emniyete al, polisi ara tarzında nasihat verdi. Ama bir şey sakladığını bir noktada anladım. Sorduğumda önceki bekçi niye gitti dediğimde psikolojik sorunları vardı. Gitti dedi. Ama hızla konuyu değiştirdi. Koşkulandım. Uykum geldiği için de pek fazla irdelemedim. Sonuçta buradaydık. Gündüz vakti birkaç kere kabus görüp uyandıktan sonra akşam etmiştim. Bir ay boyunca böyle ses duymalarım artarak devam etti. Maaşım askeri ücretin bir buçuk katıydı. İlk maaşımı aldım. Durum böyle olunca pek de önemsemedim yaşadıklarımı para hırsı ağır basmıştı. Annemle her gün konuşuyordum. Tabi yaşadıklarımı anlatmadan. Maaşımı aldığımı ve gönderdiğimi duyduğunda ne kadar sevinmişti anlatamam. Biraz olsun sık boğaz durumumuz böylece düzelmeye başlayacaktı. Günler böyle geçerken işte o gün geldi. Çayımı almış oturduğum bir vakitte üst katlardan tam ayağımın dibine tuğla düştü. Ne rüzgar vardı ne de başka bir şey. Onun düşmesini sağlayacak herhangi bir durum yoktu. Sinirle elime demir çubuk alıp üst katlara çıkmaya başladım. İkinci katta en sonunda o şeyin kaynağını buldum. Arkası dönük şekilde bir çocuk. Aşağı bana bakıyor gibi sarkmıştı zeminden. Bağırdım. Düşeceksin diye. Beni ansızın duyunca korktuğum başıma geldi. Dengesini kaybetti. Başüstü aşağı düştü. Korkudan aşağı bakamadım. Ne yapacağımı bilmez vaziyetti. Yavaş yavaş merdivenlerden inmeye başladım. Endişem ağır basınca paniği bir yana bırakıp koştum. İndiğimde kimse yoktu. Sağ sola baktım. Yine de ne olur ne olmaz diye. Belki çocuk düşünce panikle saklanmıştır diye düşündüm. Etrafta yoktu. Bir türlü bir iz bulamadım. Mantıklı bir açıklamada düşünemedim. En sonunda onu aramaktan vazgeçtim. Malzeme çalınmadıkça sorun yoktu. Sabah durumu Adem abiye anlattığımda sen de mi gördün dedi. Sen de mi derken başka görenler de mi var dedim ama yine konuyu allak bullak edip dağıttı. Ne kadar açmak istesem de konuyu açmadı. Daha fazla uykusuzluğa dayanamadım. Direkt gidip uyudum. Uyanırken sanki birini gördüm gibi oldu ama o kadar hızlı oldu ki gördüm mü görmedim mi emin değildim. Saate baktığımda Adem abinin gitme vakti yaklaşıyordu. Hemen yemek yiyip hazır olmalıydım. Yemeğimi yiyip Adem abiyi gönderdim. Giderken dikkat et canından önemli değil hiçbir şey dedi. Zaten değişik duygular içine girmeye başladım. İş zor mu kolay mı yapılır mı yapılmaz mı arasında gidip geliyordum. Burada yerleşim yerlerinden uzak hapiste gibi çalışıyordum. Bir müddet sonra işler çığırından çıkmaya başladı. Eşyalar yer değiştiriyordu. Kendi eşyalarım bile kayboluyordu. En sonunda Adem abiyle konuşurken onu köşeye sıkıştırdım. Adem abi en sonunda çözüldü. Kardeşim bak, seni buraya gönderen benim çocukluk arkadaşım. Durumunun iyi olmadığını söyledi. Ben ona da söyledim. Burada normal şeyler olmadığını ama dayanacağını söyledi. Sana bir şeyden bahsetmezsem korkmazsın diye düşündük ama buranın sırrını çözemedik. Senden önceki çalışan arkadaş da bu sebeplerden gitti. Ondan sonra gelendi. İki gün durmadı. En sonunda sen geldin. Gördüğüm kadarıyla sen pek etkilenmedin. Uzun süredir buradasın. O yüzden ses etmedim. Burada olan neyse insanlara zarar vermiyor ama korkutuyor dedi. Ve biraz da kendi düşüncelerini anlattı. Adem abi iyi güzel dedin de bu saklanacak bir şey mi? Allah göstermesin. Başıma bir hal gelse buraya geldiğimin anlamı kalır mı? Biz en iyisi patrona ulaşmaya çalışalım dedim. Adem abi, kardeş, onlar büyük adamlar. Buraya başlayalı ne kadar zaman oldu. Toplasan on kere gelmedi. Onlar için. Ha ben çalışmışım Hasan. Yerimize birini bulurlar. Bizi de şutlarlar buradan dedi. Haklısın abi dedim. Aradan günler geçti. Gündüz. 24 saat çalıştığım günde telefon geldi. Arayan Adem abiydi. Patronlar gelecek. Aklında bulunsun. Etraftan kaybolma dedi. Lüks üç tane araba şantiyeye geldi. Adamlar öyle tiplerdi ki zengin mi yoldan geçen adamlar mıydı belli değildi. Aralarından birisi beni dibine kadar çağırdı. Elleri yaşlarda Elinde yüzüklü, ağırbaşlı bir abiydi. Söze girdi. Anlat bakalım delikanlı. Bizi çağıracak ne var burada? Görünüşe göre patron buydu. Heyecanlı şekilde. İnanması zor şeyler. Yaşayana kadar ben de inanmazdım. Adam kızdı. Oğlum sadede gel. Zamanım yok benim diye tersledi. Efendim şöyle anlatayım. Burada garip şeyler oluyor. Bazen silüet görünüyor. Bazen sesler duyuyorum. Hayal meyal durumlarda görüyorum. Buraya başladıktan sonra sürekli kabus görmeye de başladım. Eşyalar yer değiştiriyor. Bunun gibi bir sürü şey dedim. Adam yanındakine döndü. Buraya birini alırken hiç araştırmıyor musunuz dedi. Ne demek istediğini anladım. Siz beni anlamadınız sanırım hayal görmüyorum. Üniversite bitirmiş biriyim. Benden önce çıkan kişileri araştırın isterseniz dedim. Sert ve emin bir şekilde. Adam durdu ve Mücahit, Abdullah, akşam buraya gelin. Bu arkadaş sizi saat kaçta çağırıyorsa. O saatte gelin. Ne oluyor kontrol edin. Eğer arkadaş gitmek istiyorsa da nereye isterse oraya bırakın. Parasını da fazlasıyla verin dedi ve gitti. Adamlar yanıma geldi. Kaçta gelin diye sordular. Eğer sabaha kadar duracaksınız 12 gibi gelin dedim. Akşam olunca ellerinde poşetlerle geldiler. Bir sürü alkol vardı yanlarında. Adı mücahit olan gel içelim dedi. Ama ben alkol kullanmamıştım. Sigarayı bile tek tük ortamda ikram edilirse alırdım. Bunlar geldikten kısa süre sonra binadan ses gelmeye başladı. İçimden yalancı durumuna düşmeyeceğim için sevindim. Merdivene kadar gidip buradan kimseyi geçirme dediler. Yukarı çıktıktan birkaç dakika sonra birkaç el silah sesi geldi. Aşağı Abdullah isimli olan koşarak geldi. Bir an olsun duraksamadan koca kapalı kapıyı açıp gitti. Arkasından Mücahit abi de indi. Nereye kaçtılar? Abdullah nerede dedi? Kim nereye kaçtı abi? Abdullah abi de arkasına bakmadan gitti dedim. Adamın beti benze atmıştı. Bana hiçbir şey demeden çekip gitti. Malzemeleri toplayıp dolaba koydum. Sabah kadar polisler geldi gitti. İfademi verdim. Gündüz Adem abiye olanları anlattım. Daha sonra gidip yattım. İki gün sonra akşamüstü elinde kitap, cübbeli sarıklı bir adam geldi. Yanında Adem abi vardı. Abi hayırdır dedim. Sorma kardeşim, patronlar göndermiş dedi. Adamla oturup çay içtik. Bize sorular sorup durdu. Saatler ilerlemiş, gece iki gibi. Tamam artık, başlayabiliriz dedi eline getirdiği kitabı alıp okumaya başladı. Nasıl söyleyeyim? Yer gök sallanıyordu sanki. Ya da benim beynim, binalar resmen sallanıyordu. Korkudan yere baktım. Yer köpürüyor gibiydi. Bir saat okuduktan sonra Adem abiye feneri al dedi. Bana da kazmayı almamı söyledi. Onu takip etmeye başladık. O okuyordu. Biz de onu takip ediyorduk. Bir yer gösterdi. Toprak sanki su çıkar gibi köpürüyordu. İşaret edip Şurayı kaz dedi. 30 santim kadar kazdım. Yerden birbirine dikilmiş üç muska çıktı. Tam elimle alacaktım ki. Dokunma dedi. Cebinden çıkardığı çakmağı verip bir kenarından yak dedi. Yaktım ama onu yakar yakmaz inşaatın içinden çığlık sesleri duymaya başladım. Bu şekilde üç tane daha çukur kazdık. Hoca artık yoruldu. Bugünlük yeter dedi. Ben öğreneceğimi öğrendim. Gerisini gün gün hallederiz dedi. Geç olduğu için Adem abiyi gönderdik. Adamla ben masaya geçip konuşmaya başladık. Hocam nedir bu durum dedim. Buranın sahibi üç ortak. En küçük ortak ve büyük ortak yaptırmış. Zaten burası davalık bir yer. Şu an adını çıkarmaya çalışıyorlar ama musallat olan kabileye verilen sözleri alamadığı için size pek dokunmamış. Merak etme. Yakında onların burayla bağını çözerim dedi. Sabah kahvaltı ettikten sonra Adem abinin yerine gelen bir abiye görevi devredip yatmaya gittim. Hoca da benimle beraber geldi. O altta ben üstte ikindiye kadar yattık. Ben uyandığımda hoca telefonla biriyle konuşuyordu. Anladığım kadarıyla patrondu. 3 saat sonra inşaat yeri acayip kalabalık olmuştu. Hoca birkaç yerden yine muska çıkarıp adama gösterdi. Hoca buradaki durumu çözdü. Kısaca birbirini çekemen üç ortaktan ikisi bu inşaata tek başına sahip olmak için büyü yaptırmıştı. Hoca işlerini bitirdikten sonra bir daha böyle olaylar yaşamadık.